Arkasında durduğu sürece bu olasılık hiç küçük diye bana göre görülmüyor. Peki, Selim Bey? Ya ben biraz farklı düşünüyorum. Çünkü farklı bir okuyorum. Yani ben gündeme baktığımda işte ortaya dökülen açıklamalar vesaire baktığımda bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Şimdi burada iki şey var. Yani iki ayrı bir pozisyon var ya da iki ayrı gelişmeye göre alınabilecek şey var. pozisyon var. Bir tanesi ya Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıp eğer anayasayı da değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılması hali yani 360 ya da 400 milletvekiliyle vaat edilen güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş dönüştürecek rejimi bir çoğunluğun sağlanması halindeki Cumhurbaşkanı ikinci seçenek böyle bir çoğunluk elde edileme bir durumda seçilmiş Cumhurbaşkanı. Çünkü o ikinci durumdaki Cumhurbaşkanı 5 yıl mevcut anayasa ve mevcut yetkilerle bu ülkeyi yönetmek durumunda kalacak. Şimdi bu ikisine göre değişmesi gereken ya da bu ikisine göre daha farklı Cumhurbaşkanı profili gerekiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu da bugüne kadar zaten buna işaret etmişti. Aslında kafa karışıklığımızın bir nedeni de bu. Yani ilk tanımlamalarında dedi ki biz öyle bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bu aslında bir ombudsman gibi, bir hakem gibi, siyasi olmayan, siyasi bir kimliği olmayacak dedi. Hatta e, siyaset dışı bir şey tanımladı, devleti bilen, devletten gelen, hiçbir siyasi parti lideri olmayan. bir Lideri olmayan demedi e, de siyasi kimliği olmayacak Ama bu, dedi. bu demektir ha. yani. Aha, şu da var. Seçildikten sonra siyaseti bırakmak da var ya da aday olduğunda. Bu başka ha -ha. bize tarif ettiği Cumhurbaşkanı ki o şunu tarif etmişti bize. Yani gelip bir yıllık bir süre içerisinde bu sistemi dönüştürecek, evet. değiştirecek, parlamenter rejimi geri getirecek Kesinlikle Cumhurbaşkanı. Edecek, geliştirecek. Ha, o tanımlamasını öyle yaptı. Sonradan e, dedi ki yani bunu ilerlettiğinde birdenbire işte Devam eden süreçte kendi adaylığını sanki böyle ortaya koyar bir duruma düş. Hatta çık karşıma dedi. Yani alemen bir meydan okumaydı. Tamam, ne bana. görüyorsunuz burada? Ha, dedi ki şimdi de en son açıklaması bu parti liderlerinden birisi olacak dedi. Evet son açıklaması da çok dikkat çekti. Yani artık noktayı koydu. Bu Hı. altı kişiden biri olacak dedi. Şimdi bu altı kişiden biri olacaksa ve biliyoruz ki Akşener yani ikinci büyük parti olarak Hı. o ittifakta. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diye önceden açıklamışsa e herhalde yani ne Saadet Partisi'ne, ne Gelecek, ne Deva'ya, ne Demokrat Parti'ye düşmez. Yüzde birlik, üçlüklere değil. Orada adayın kendi kendine artık kılıçlar olduğu olduğunu ama içeride bir kafa... Mesela ben nasıl da bakılıyor, nasıl görülüyor diye baktığımda şimdi Temel Karamolluoğlu'nun böyle not almışım. Hı hı. Çok e, can alıcı bir açıklaması var. Aynen şöyle diyor. Cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde tereddüt olmayacak bir aday olması elzem. Bunun da kamu yoklamalarıyla seçilme tereddütü olmayacak. Evet. Hı hı. Bunun da diyor kamuoyu yoklamalarıyla belirlenmesi icap eder. Bu noktaya girilmeli. Her siyasi partinin genel başkanı da alay aday olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da olabilir. Ama bizim buradaki derdimiz aramızdan birinin aday olmasından çok biz bu seçimi kiminle alırız noktasında bir çalışmanın olmasında fayda olur. Adaylık konusunda bizim çok titiz davranmamız gerekir. Elbette biz kimsenin gönlünün kırılmasını arzu etmeyiz. Ama böyle bir değerlendirmeye giderken mutlaka seçimi alacak bir adayla hareket etmemiz icap eder. Kanaati ağır basıyor. Şimdi benzer bir açıklamayı İyi Parti Başkan Yardımcılarından da duyduk. Şimdi dolayısıyla bir kafa karışıklığının olduğu da ortaya çıkıyor. Yani hiç de aslında o e, makalede yazıldığı gibi e, yani ittifak içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir e, kabul, bir bu konuda bir ittifak e, olmadığı bu açıklamayla da ortaya çıkıyor. Şimdi bu hangi cumhurbaşkanı? Anladın? Yani bu kafa karışıklığının önce ittifakta sorunların açıklamalarıyla kamuoyunda da giderilmesi gerekiyor. Şimdi benim aklım karışıyor. Ya eğer bakın sistemi dönüştürecek yani sadece 360 ve 400 milletvekili almaya angaja bir yıllık bir geçiş döneminde işte sembolik bir cumhurbaşkanı sadece bu restorasyonu sağlayacak bir kişi ise şimdi bu farklı tanımlanmalı. Bunun adayını kim oldu? Yani bu, bu, söylenmeli. Ama hayır biz 5 yıl bu sistemle götüreceğiz. O zaman bir koalisyon gibi işte Fikret Bila'nın da dediği gibi yani birimiz cumhurbaşkanı diğerlerimiz Efendim, Cumhurbaşkanı yardımcıları adeta işte başbakan yetkilerine ya da bakanlar eee bakanlar kurulu yetkilerini yürüten bir kabine gibi götüreceğiz. Şimdi bu seçeneklerin ayrı ayrı konması gerekiyor. Şimdi siz hangisine ödüyorsunuz ve bu açıklamaları biz hangisine koyacağız? Yani şu an onun netini veremezler ki. Ama netleşmeleri lazım. Salme Şimdi şöyle bakın. Şimdi daha geçenlerde bile Davutoğlu şunu söyledi. Hatta bugün galiba. Ne dedi Davutoğlu? Dedi ki bizim bu mutabakat metnini seçim ittifakı olarak ele almamak gerekir dedi. Yani ona bile bir seçim ittifak gözüyle e, o bakmamak zaman, o gerekir. O zaman nasıl aday olur Kılıçdaroğlu? Nasıl şu, ortak aday olur? Yani? Ama şu açıdan söylüyorum. Bütün bu e, sorularınızın henüz net yanıtlarının oluşmamış ve kamuoyuna deklare edilmemiş olması e, yolun e, sağlıksız ve tehlikeli olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben şunu bir... söylüyorum. Hı. Ben onu sevim, Hı. yani e, sevmiyorum. Seren Selvi'nin da bunu da yorumlarsa daha tamam. iyi olur. Açıklayıcı olur. şu söylediğimi. Şimdi önümüzde 15 ay var. Ve çok hızlı geçiyor. Yani ben geç kalındığı kanaatindeyim. Şimdi her ay efendim ay sonlarında birimizle toplantıya bir de devam edeceğiz. Şöyle, Altı yani, ay sürecek hızlandıra bu. Hızlandıra hızlandıra yapabildikleri belki de bu. Bir de bu Ama şöyle bakın daha, 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 daha bire birebir toplantıların yani o ben size e, misafir olacağım, bir de size misafir olacağım, bir de size misafir olacağım dediğinizin birer ay aralıklarla yapacağız deniyor. E bu 6 ay sürecek. Yani şimdi gündem o kadar hızlı ilerliyor ki biraz önce bakın dış konjonktürün yani nereye bir şey götürdüğü belli değil. Ben anlamaya çalışıyorum. Yani bu işten bir şey olmaz ya mı bu hal Ben olmaz demiyorum. Ya. Onları iteklemeye çalışıyorum. Diyorum ki bu haliyle çok yavaş... Bu haliyle sönümlenecek bu. O heyecanı yaratamıyorsunuz. Kamuoyunda. Peki şunu sorayım bir size. Şunu sorayım. Enerji ve şunu bir şey sorayım. yarat gelmemiş değil. Bu aşamada 6 lider mektubun mektup demişim. Mutabakat metninin altına imza atmışken güçlendirmiş parlamenter sisteminin altına imza atmışken Hala bugün mesela Davutoğlu'nun çıkıp o bir seçim ittifakı anlamına gelmez. Ee, aslında bu ittifakın Yanlış. dönüşümü konusunda da bizim işte görüşmeyi devam buna. etmesi... Amaç tamam da sonuçta bunlar siyasi aktörler. Yani Kılıçdaroğlu ne yapabilir ki bu ben süreci daha da hızlandırmak için? Bakın ben için için Empoze açısı, edemez ki herhangi kılıç, bir şeyi. Gökmen Bey ben Kılıçdaroğlu açısından söylemiyorum. Şunu yapmaları lazım kısacası. Eğer bu ülkeyi düşünüyorlarsa, hmm. eğer bu yıkımdan bu ülkeyi çıkarmak istiyorlarsa ki bu seçim bu seçimdir... Kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimin bakan olacağı, kimin efendim hangi mevkilere geleceğinin hiç önemli olmadığı, ormandaki yangının sadece söndürülmek zorunda olduğu bir seçim. Bunun için şunu yarından tezi yok yapmaları lazım. Cumhurbaşkanı adayımız bu, kadromuz bu. Biz bu kapakın eğer çoğunluğu sağlarsak bu cumhurbaşkanıyla şöyle şöyle yapacağız. Çoğunluğu sağlayamazsak Öyle bu çoğunluğu cumhurbaşkanı aynı anda seçime gidilecek. Hayır işte sağlayamazsak aynı cumhurbaşkanı şu kadro ile 5 yıllık yönetimi böyle yapacağız, hı hı. kadromuz bu, programımız bu, tamam. somut ekonomide bunu yapacağız, sağlıkta bunu yapacağız, eğitimde bunu yapacağız, layıklıkta bunu yapacağız. Tamam. Bunları ortaya yarından tezi ko yok koymaları gerekiyor. Tamam, ben gerekiyor. Abi. Ben Peki, bu mümkün söylüyorum. Şimdi şu kafa karışıklığına bakın. Yani Seren Hanım ne dersiniz? Hala diyor ki benim adayım o değil, bu Seren değil. Seren Hanım ne dersiniz? E, şu an beni duyabiliyorsunuz değil mi Gökhan? Duyabiliyorum evet. Tamam. E, Salim Bey büyük ölçüde duydum. Kısa bir süreçte e, ses kesintisi oldu ama söyle, e, söylemek istediği noktaları da anladım. Şimdi ben e, bir ölçüde şuna katılıyorum. Bazı konularda biraz geç kalındı. Özellikle bir ekonomik programın açıklanması evet. ya da e, dış politikada en azından temel hatların açıklanması için. Fakat Cumhurbaşkanı adayının e, bugünden açıklanmasını doğru bulmayanlar arasındayım. Yani bir kadro, bir yönetim kadrosu açıklayabilir bu ittifak. Ama Cumhurbaşkanı adayının bugünden açıklanmasının e, pek çok riski var. Fakat bir yandan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir e, Sayın Bilanında işaret ettiği gibi e, adaylık sinyallerini güçlendirdiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda hem bir test etmek adaylığını hem de evet anketlere girmesi için önemli. Hatırlarsanız yine çok kuvvetli sinyallerden biri şuydu. E, Sayın Kılıçdaroğlu bir videosunda demişti ki iktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri. Ben nefsini köreltmiş biriyim demişti. Dolayısıyla zaman zaman aslında bu tarz vurguları ifade etmişti. E, fakat ben Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığa neden yakın olduğunu uzun zamandır aslında bir kulis bilgisiyle vesaire değil, tamamen farklı dinamikleri okuyarak yorumlamaya çalışıyorum. E, çünkü bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu...